Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Zuhruf suresinin 48. ayetine geldik. Mekke müşrikleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini kabul etmiyorlardı. Diyorlardı ki eğer birisi peygamber olarak gelecekse وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ diye 31. ayet-i kerimede ya eğer peygamber olacaksa birisi Velid bin Mughire olmalı Mekke'den ya da Taif'ten Urve bin Mesud olmalı demişlerdi. Allah Resulü Aleyhisselam'ı fakirliğinden dolayı, yetim olmasından dolayı peygamber olarak, lider olarak göremiyorlardı. Peki bunları muhasebe ettikten sonra 46. ayet-i kerimede وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ buyurarak Musa aleyhisselam da Firavun'a nispetle daha fakirdi. Allah Resulü aleyhisselamın Mekkelilerle olan gelir dağılımı noktasındaki fark Musa aleyhisselamla Firavun arasında daha fazlaydı. Fakat Allah Teala Musa aleyhisselam Firavun'a, onun ehline, devletine peygamber olarak gönderdi. Burada ortaya şu çıkıyor: Allah Teala insanların rengine, soyuna, makamına, rütbesine, zenginliğine bakmıyor. İnsanlar bakıyor. Onun için Musa aleyhisselamı Firavun'a gönderiyor. Firavun anlayamıyor. Nasıl diyor olur da kâle elem nurabbike fînâ velîden, yani kendi yanımda büyütmüş olduğum bu Musa gelir bu haliyle bana İlah olmadığımı söyler. Onlar da Abdullah'ın yetimi, bu kadar zenginler varken nasıl olur da Mekke'de peygamber olur, bütün insanların önüne geçer. Aristokratik bir yapılanma var. Siz ona müdahale ederseniz, imtiyazlarını insanlar bırakmamak için, o aristokratik yapı imtiyazlarını bırakmamak için direnecek. Mekke'de de böyle bir direniş var. Musa aleyhisselam üzerinden Mekke'ye konuşuyor Kur'an-ı Kerim. İşte Musa diyor, Allah Teala peygamberlerini gönderirken insanların ait olmuş olduğu aile, kabile, soy, ırk, renk onlara bakmıyor. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ, yani biz onlara, Firavun'a, Kıptilere bir ayet göstermiyoruz ki illahiye ekberu min uhtiha, sonraki öncekinden daha büyük olmasın. Bunların çok önemli olduğunu anlatıyor. Yoksa her sonraki Firavun'a, onun ailesine gelen azap şekli öncekinden daha büyüktü anlamında değil. Hepsi tabi zahirde baktığınız zaman ayeti öyle söylüyor ama hakikatte her biri önemli. Her biriyle Allah Teala o toplumu sarsıyor, o toplumu yıkıyor. Ve akadnahum bil azab leallehum yerciun. Peki neden Cenab-ı Hak Firavun'a, Kıptilere bu uyarıcı azap şekillerini gönderiyor? Ve akadnahum bil azab. Biz onları bunlarla derdest ediyoruz ki leallehum yerciun. Umulur ki dönerler, tevbe ederler. Peki nelerdir bunlar? Araf suresine bakarsanız Allah azze ve celle Araf suresinde وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّن۪ينَ وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ buyuruyor. 130. ayet-i kerimede وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, biz Firavun ailesini derdest ettik. Neyle? بِالسِّن۪ينَ, o devam eden yıllardaki kıtlıkla, açlıkla, toprak bir şey vermiyor, kıtlık var. وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ, ve meyvelerin azlığıyla, ürünlerin azlığıyla biz Firavun'u, ailesinin toplumunu derdest ettik. Neden? لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, umulur ki düşünür, tefekkür ederler, Allah'a dönerler. Fakat Musa aleyhisselam ne zaman onlara beddua eder, böyle bir başlarına sıkıntı gelirse ondan kurtulurlar. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, yani umulur ki onlar dönerler. Peki azıyorlar, azdıkça Cenab-ı Hak onlara başka
sıkıntılar veriyor. 133. ayet-i kerimeye bakın. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ Tufan, sel var, evlerine geliyor, giriyor. O su boğazlarına kadar. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ Çekirge, bütün ürünlerini istila etti. وَالْقُمَّلَ Böyle kurtlar var, haşara var. Onlar da çekirgenin bıraktığı, çekirgeni yiyip de terk ettiği neler varsa geri kalan onlar yiyorlar. وَالْضَفَادِعَ Sudan kurbağalar karaya yürüdüler, evlerine geldiler, evleri işgal ettiler. وَالْدَمَ Ve bir de kan var. Gidiyorlar, kuyudan su alıyorlar, su kan olmuş. Eve kaba koymuşlar akşam suyu, sabah kan olmuş. وَالْدَمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ Böyle açık ayetler var. فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ Yani bunlar tekebbür ettiler, mücrim oldular. Allah Teala bu belaları onlara verdi. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجِزُ Ne zaman bu azap şekilleri onlara vaki olursa قَالُوا يَا مُوسَ دُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ Kelle Musa Aleyhisselam'a dediler ki Ya Musa اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ Yani Allah senin duanı kabul edecek. Dua et de Allah Teala bizden bu sıkıntıları gidersin. Peki Allah Teala giderince ne yaptılar? لَاِنْ كَشَفْتَ عَنَّ الرِّزَّ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ Dediler ki eğer bu belayı bizden kaldırırsan sana iman ederiz. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ Ve beni İsrail'de seninle göndeririz. Göndermiyorlardı. Hazreti Musa Aleyhisselam onlardan diyordu ki Firavun'a ver bana adamlarımı gideyim. Peki Allah Teala kaldırınca ne yaptı? Yine eski hale döndüler. Musa Aleyhisselam dua etti. Eski hale döndüler. Kurbağalar çekildi. Kurtuldular. Haşaralardan su kan oluyordu. Bu belalardan kurtuldular. Ama yine eski hale döndüler. Allah Teala da فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ Sonra onların cezasını verdi, Kızıldeniz'de hakile yeksan etti. Peki وَاَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Burada da لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ buyurmuştu 130. ayet-i kerimede Araf suresinde. Burada da لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Umulur ki dönerler. Zaten belanın geliş şekillerinden bir tanesi de buydu. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون Ya umulur ki döner. Belada da bir merhamet var. İlahi bir merhamet var. Dünyada bela gelir, döner adam 60 yıl belki sıkıntıya maruz kalır, ebedi olan ahiretini kurtarmış olur. Kurtarmış olur. Ölümle olur, oğlunu kaybeder, eşini kaybeder, kızını kaybeder. O ölüm ona ahiretine nispet ettiğiniz zaman bir rahmeti ilahi olur. Peki bunlar böyle belada, sıkıntıda kalınca Hazreti Musa'ya geliyorlar, diyorlar ki وَقَالُوا يَا اَيُّهَا السَّاهِرُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ Musa Aleyhisselam'a Eyyühe sahiru diyorlar. Neden öyle diyorlar? فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اَاِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ Yani onlar geliyorlardı, diyorlardı ki sihirbazlar Firavun'a galip olursak ne var? Yakın olursunuz bana demişti Firavun onlara da. Kim yakın oluyor? Sihirbazlar. Yakın olmak, bürokrat olmak demek. Yani bürokratları Firavun kimden alıyor? Sihirbazlardan. Sihirbazlar o dönemde alimleri öyle kabul ediyor. O toplumu öyle kabul ediyor. Muteber olanlar, kıymet verdikleri sihirbazlar. Musa Aleyhisselam'a da sanki kendilerince bir rütbe veriyorlar. وَقَالُوا يَا اَيُّهَا السَّاحِرُ Ey sahir diyorlar. اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ Rabbine bizim için dua et. بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ Yani o nedir bima ahide indek? Belki nübüvveti kastediyorlar, risaleti kastediyorlar.
veya Musa aleyhisselam peygamber, onun geri çevrilmeyen duası var, onu kastediyorlar. İnnenâ le muhtedûn. Biz karar verdik, artık Müslüman olacağız. Yani bu beladan, sıkıntıdan bizi kurtar, tarlamız yine eski haline gelsin, evimizden bu sular çekilsin, suyu aldığımız zaman kan rengine dönüşmesin. Felemma keşefna anhumul azab. Ne zaman ki biz onlardan bu azabı, sıkıntıyı kaldırdık, idahum yenkusun. Hemen ahitlerini bozdular. Ahitleri neydi? Onlar demişlerdi ki innena le muhtedun, Müslüman olduk. Böyledir. Bir adam kanser hastası, tahliller böyle şüpheli çıktı. Öyle aldığı zaman o tahliller, elinde kağıt var, titriyor elleri, zor bakıyor, zor okuyor. Acaba ya Rabbi diyor, bunlar hakikat olmasın. Eğer hakikat değilse şunları yaparım, bunları yaparım diye içinden geçiyor. Bir anda hayat değişti onun için. Nasıl değişti? Gündem maddeleri değişti. Oraya gelene kadar şunları bunları yapacaktı ama şimdi elinde bir evrak var. Orada diyor ki kanserin en tehlikeli, en riskli olan şekli var. Tedavisi zor. Aldı evrağı eline, her şey değişti. Kulluk birinci sıraya geldi. Ubudiyet birinci sıraya geldi. Allah Azze ve Celle'ye bütün her şeyle yönelecek. Peki ikinci bir tahlil yaptı. Temiz çıktı, eski haline döndü. İnsanoğlu böyle. Onun için günde beş defa huzuruna davet ediyor bizi. Gel burada Allahu Ekber de, Allah'ın azametini Cenab-ı Hakk'ın huzuruna günde beş defa ilan ve ikrar et. İzâ hum yenküthûn. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ümmetine, bütün alemi İslam'a diyor ki siz böyle olmayın. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiniz. Allah size aile nedir öğretti. Çocuk terbiye etmek nedir öğretti. Eğer vazifenizi yapıyorsanız Allah Teala'nın inayetiyle, tabi çocuk dışarıdan etkilenebilir baba vazifesini yapmış olsa bile, o çocuk esarkeş olmaz, ayyaş olmaz. Eğer evimiz bir İslam okulu haline gelirse, peki bunları bize kim öğretti? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O halde İslam'ın kıymetini bilin. Evinize, cemiyetinize, toplumunuza bir lezzet varsa, bir keyif geldiyse, manevi bir keyif, onu Resulullah Aleyhisselam'dan alıyorsunuz. Kıymetini nasıl eda edeceksiniz? Daha fazla İslam diyerek, daha fazla Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini yerine getirerek. Peki bu azap şekilleri ortadan kalkınca insanlar etkileniyorlar. Musa Aleyhisselam onların nazarına büyüyor. Hakaret ettikleri bir Musa vardı. Şimdi elini kaldırıyor. Elini kaldırınca Firavun'un bile aciz kalmış olduğu bu azap şekilleri yok oluyorlar. Değişti Musa Aleyhisselam. وَنَادَى فِرْعَوْنُ ف۪ي قَوْمِي. Firavun kavminin içine çıkıyor, konuşuyor, nida ediyor. Ya doğrudan kendisi çıkıyor veya münadileri gönderiyor. Şehir şehir dolaşıyorlar. Musa'ya kalmayın, onun ilahına meyletmeyin. Yine ilah olarak bana tabi olun. O çağrıda bulunuyor Firavun. Kale ya kavmi eleyseli mulku Misra. Diyor ki ey kavmim, ey milletim, Mısır'ın saltanatı bende değil mi? Mısır'ın sultanı ben değil miyim? Eleyseli mulku Misra ve hadihil enharu tecri min tahti. Bu nehirler de işte benim ülkemde, benim idaremde, benim hükmetmiş olduğum toprak üzerinde akıyorlar. Ben müsaade edersem Nil'den alabilirsiniz. Burada nehirler cemi olarak geliyor. Nil, ona dökülen diğer o daha küçük olan nehirleri de kastediyor. Bütün bunlar benim idaremde akıyorlar. Peki وَهَذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي. Atıf olarak alırsak, atfedersek böyle bir mana olur. اَفَلَا تُبْصِرُونَ. Yani görmüyor musunuz? İdrak etmiyor musunuz? Ben hükümdarım işte. Valiler benim. Kaymakamlar benim. Ordu benim. Hepsi benim emrimle hareket ediyor. Sakın ha Musa'ya meyletmeyin.
Em ene hayrun min hâzellezî huve mehînun ve lâ yekâdu yubîn. Em yani bel anlamında. Bilakis diyor, ene hayrun min hâzellezî huve mehîn. Ordusu olmayan, askeri olmayan, malı, mülkü, hanı olmayan, valileri olmayan, sarayı olmayan bu adam mehin, hakir, bayağı dünya malı açısından söylüyor. Bana göre bayağı olan bu adamdan ben elbette hayırlıyım. وَلَا يَكَادُ يُب۪ينَ O kendi derdini de ortaya koyamıyor, ifade edemiyor. Hani رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْر۪ي وَيَسِّرْ لِي اَمْر۪ي Orada böyle bir rivayet de var. Yani rivayet üzerinde ihtilaf edilen bir rivayettir. Musa aleyhisselam çocuk, Firavun'a bir tokat atıyor. Sonra Firavun onu öldürecek. Asiye annemiz diyor ki bu çocuktur, anlamaz. İstersen şöyle bir yap diyor. Bir eline altın al, bir eline ateş al. O hangisini alacak? Bak onu sına diyor. Musa aleyhisselam da altını değil de ateşi alıyor, ağzına koyuyor. Firavun hani bunu bir bilinçle yapmadı. Acaba beni İsrail'in çocuğu şimdi bana bu tokatı attı, yarın tahtımı elimden alacak, sarayımı perişan edecek. Böyle bir düşünce onda oluşmasın diye ateşi ağzına atıyor. Sonra dil oradan etkileniyor. Bir eksiklik oluşuyor Musa Aleyhisselam'ın dilinde. Öyle midir, değil midir? Allahu alem. Ama Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani. Firavun'un yanına gidince konuşayım, derdimi ifade edeyim. Dili Harun Aleyhisselam kadar meseleyi ifade etme noktasında fasih değil. Ama Allah Teala'ya dua ettikten sonra Musa Aleyhisselam'ın dili çözülüyor. Belki Firavun önceki halini kastediyor. Daha önceden konuşurken ifadeleri fasih olarak beyan edemiyordu Musa Aleyhisselam. وَلَا يَكَادُ يُب۪ينَ Neredeyse derdin davasını anlatamıyor, ifade edemiyor. Bu adamla ben bir olur muyum, ben bir olur muyum diyor Firavun. فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْفِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِن۪ينَ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ هَلَّا Yani ben bir yere vali gönderdiğim zaman altın bilezikler var, altınlar var, etrafında adamlar var, onlarla gider. Bu gidişi oradaki insanlara Firavun'un kudretini, kuvvetini gösterir. Ben böyle bir adamın valisiyim, her tarafım altın dolu. Peki siz bana karşı koyabilir misiniz? Elçileri de ben böyle gönderirim. Peki bu Musa'nın neyi var diyor. Eski bir çarı var, üzerinde doğru dürüst elbiseler yok. Böyle bir adamla beni kıyas etmeyin. Böyledir. Yani yüksek sosyete, onlar kıyafete bakarlar, eve bakarlar. Bir toplantı yaptıkları zaman kadınlar en kaliteli elbiseleriyle oraya giderler. Defile gibi olur bir anlamda, kendi aralarında defile. Orada o kıyafetleri gösterirler. Onu bütün millete gösterebilmek için 20 yıl önce, belki daha sonra önce olabilir, yaklaşık o kadar bir zaman magazin programlarını çıkardılar. Magazin programlarında sosyete, o sosyeteden istediklerini bulamayınca, her zaman onlar hazır olmayınca ne yaptılar? Ünlü diye bir sınıf oluşturdular. Şarkıcılardan, türkücülerden aldılar. Onlar her zaman magazin programlarının malzemeleri. Podyumda, sahnede, sokakta, meyhanede, içerken, yatarken, kalkarken onların fotoğraflarını alırlar, gösterirler. Bununla toplumu etkilerler. Etkileme arzusundalar. Firavundan beri, belki daha önceden hep bu onların bu meyli, arzusu, şehveti devam eder. Buraya bakarlar çünkü. Elbiseyle, ayakkabıyla, arabalarıyla, evleriyle, adamlarıyla, hizmetçileriyle insandır onlar. İnsan böyle insandırlar. Ruhlarıyla insanlığa yaptığı hizmetle değil de maddi aksesuarlarıyla bir kıymet ararlar toplum içerisinde. Peki evca ma'hul melaiketu mukterinin, ya da onunla beraber melekler gelseydi, mukterinin onunla yürüyen, böyle yanında duran, dizilen, dizi dizi melekler gelseydi, görmüş olsaydık, biz de iman etseydik.
فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوا Kavmini gerizekalı kabul etti. Yani فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ korkuttu anlamı da verebiliriz. Ya da onları hafife aldı. Siz o kadar gerizekalısınız ki Musa aleyhisselam ellerini kaldırır, dua eder. O duasıyla bu kadar bela kalkar. Ona değil de manipüle etmek için kurmuş olduğum 3 tane cümleye bakarsınız. Ne dedi Firavun? فَلَوْلَا اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْفِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ dedi. اَوْجَاءَ مَعُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَلِنِينَ Ya bilezikleri olacaktı, altınları olacaktı. Esvire, sivar kelimesinin çoğulu, altın bilezikler olacaktı. İşte bakın doğru dürüst bile konuşamıyor ifadeyi. Meram'da bir aziyeti var. Mısır'ın sahibi benim. Bunlara baktınız, Musa Aleyhisselam'ın duasını göremediniz, idrak edemediniz diyor Firavun. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ Firavun'a itaat ettiler. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِق۪ينَ Ekrana çıkarıyorlar, bir yalan haber getiriyorlar. O yalan haberden Müslüman bile etkileniyor. Yalan haber Müslümanı bile zehirliyor. Zehirlemiyor mu? Zehirliyor. Nasıl zehirliyor? Bakıyorsun ki adam sarığı var, namaz kıldırıyor. Sosyalist, ateist adamların arkasına takılmış gidiyor. Ya seni o halde Hazreti Muhammed Aleyhisselam görse kardeşim, kimin arkasından gidiyorsun? He? Cuma namazı, alternatif cuma namazı çıkıp kıldırdı. Kim verdi o talimatı? Cuma namazını değil, bütün namazları inkar eden, namazla alay eden, dini imanı olmayan adam emir veriyor, kalkıyor, gidiyor, o da başına sarığı koyuyor, onunla beraber namaz kılıyor. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ Böyle alay ederler, böyle arkasını alırlar. Adam diyor ki, direkt sosyalizm dedim, kitapları gönderdim, adamlarımı gönderdim. Müslüman millet dedi ki, hayır, bizim Allah Resulü Aleyhisselam'a aidiyetimiz, ittibamız var. Sosyalizmi vurdular suratlarına. Peki nasıl girdiler? Din imanla girdi. Müftüyü yanına aldı, imam yanına aldı, millete dedi ki işte bak ben de Müslümanım. Ya önceden sosyalizm, Marksizm dediysem, her ne kadar Zerdüştlükten bahsetmiş olsam da işte böyle bir fotoğraf ortaya koydular. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُ Bu nedir? Bu ikinci Endülüs sendromudur. Göreceksiniz. Eğer Müslümanlar bu toplumu hocaları, imamları, vaizleri yüreklerini ortaya koymazlarsa, vakadan, realiteden hareketle durum değerlendirmeyi bırakıp da Allah Resulüne dönmezse, göreceksiniz ikinci bir Endülüs'ü yaşayacak bu topraklar. Yaşıyor işte. Suriye'nin kuzeyinde yaşıyor. Müslüman Kürtleri öldürüyorlar orada. Dinsiz olanları Müslüman Kürt'ü öldürüyor. Neden? Ya diyor bana teslim olacaksın, benim gibi olacaksın. Orası Haznevilerin en yoğun olduğu yerdi. Haznevilerin, Nakşibendilerin en yoğun olduğu yer. Güneydoğu, Kuzey Irak, Suriye'nin kuzey tarafı. Oralar Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri'nin talebeleri, onlarca talebesi vardı. Osmanlı Devleti'nin bir anlamda Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri ömrünü uzatmıştı. Çünkü Müslüman Kürtler onun müridanı olduğundan dolayı Osmanlı'ya herkes isyan ederken onlar ümmet yapısına sadakat gösterdiler. Şimdi o yapıdan intikam alıyorlar. O yapının devamı olanlar, onlar selefleri gibi durduğu yerde durmayınca aldı başına sarık. O sarık sana babandan mı miras kaldı kardeşim? O sarık Hazreti Muhammed'in sarığıdır. O sarığı sen sosyalistin arkasında onun emelleri uğrunda kullanamazsın. Kullanamazsın. Allah'ın inayetiyle şu olacaktır. Mutlaka olacaktır. Sosyalistler, sosyalist, İslam'ı sosyalizme getirip yamayanlar bunun hesabını verecekler. Allah'ın huzurunda da verecekler, burada da verecekler. İslam kardeşim o kadar ucuz değil. Dini imanı olmayan kadınların arkasında sen o sarığınla duramazsın. O sarık Hazreti Muhammed'e aittir. Ümmetin sarığıdır, İslam'ın sarığıdır. O sarığın bir şerefi vardır, izzeti vardır. O sarık Patani'den ta Üsküp'e kadar bu ümmetin şerefidir. Biz Müslümanız de. Irkı, aidiyeti, bütün bunları ikinci plana iter, biz Müslümanız de.
Eğer bu ümmetin hocaları, imamları bu tehlikeyi görmezse ikinci Endülüs var. Göreceksiniz. Ama bunu gördüğünüz zaman geriye dönemeyecek bu ümmet. Kardeşim, imam dışarıya çıkmıyor. Öteki çıkıyor, öteki dinsizliği anlatıyor, dinsizlerin yoluna çağırıyor ama beriki susuyor. Niye susuyorsun kardeşim? Allah bizi bu dünyaya niye gönderdi? İkinci defa gelecek miyiz? Allah'ın yolunda can vermekten daha şerefli olan bir teslimiyet var mı? Teslimi ruh ediş var mı? Ona işte al ya Rabbi. Adanmış bir ömrüm vardı. İnna Allaha ishtara minel mu'minina enfusahum ve amwalahum bi enne lehumul cenne. Biz zaten mal da vermiştik, can da vermiştik. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz şöyle dediler mi? Yani biz efendim korkuyoruz ya Resulallah. Bu kadar anlatamıyoruz, bu kadar ifade edemiyoruz, dillendiremiyoruz dediler mi? Şimdi şu malı şuradan alsalar, çalmış olsalar, şunu şuradan çalmış olsa birisi, bütün imamlar ne der? Hırsızlıktır der, değil mi bu? Haramdır der. Herkes bunu söyler. Peki şimdi kalkar bir imam şunu derse, bu devletin elektriğini kaçak olarak kullan çünkü bu gavur bir devlettir derse, 78 milyonun malını çalıyor, bunu bir hoca söyleyebilir mi kardeşim? Bir hoca medresesine kaçak elektrik alabilir mi? Söyler mi? Çık bunu söylesene. Neden söylemiyorsun? Yetimin, dulun hakkı, hukuku var. Böyle bir şeriat, böyle bir İslam olabilir mi? Şöyle bir hak olur mu kardeşim? Olur mu? Ama zehirleyince, bir toplum zehirlenince işte bunları göremez. Yıkmadılar mı? Karadeniz'de medrese var. Doğu'da var. Ama Konya'da yok. Kayseri'de yok. Sivas'ta yok. Neden Sivas'ta yok, Kayseri'de yok? Çünkü bunlar biliyorlardı ki buranın riski yok. Orada bütünüyle medreseyi kaldırdılar. Ama Doğu'da ve Karadeniz'de kaldırmadılar. Neden kaldırmadılar? Çünkü orada bir Pontus devleti, Rumlar yeniden dönebilirler diye. Bütün bunlar projeydiler. Karadeniz, yani Konya daha İslami noktada ileri değil miydi kardeşim? Ama bir tane bırakmadılar. Ali Ulvi Kurucu'nun hatıratına bakın. Konya'da yaşanan zulümler. Bu zulümleri niye yaptılar? Bu millet Müslüman diye yaptılar. Peki şimdi, yani bunları yaptılar diye bu devlet nedir? Bir barda bir sürahi gibidir. O sürahinin içerisine şarap koyarlar. O sürahinin içerisine su koyarlar. Eğer sen o sürahiyi yıkarsan Suriye gibi olursun. Eğer o sürahiyi kırarsan Suriye gibi olursun. Irak gibi olursun. Huzurun, selametin gider. Ne yapacaksın? Onun içindeki şarabı dökeceksin kardeşim. İçine zemzem koyacaksın. Zemzem koyacaksın. Başında Ebu Cehil olursa zulmeder. Başında Hazreti Muhammed olursa adalet devleti olur, selamet devleti olur. Şimdi Müslümanlar, biz ümmet olarak akaid kitaplarımızı yeniden okumalıyız. Akaid kitaplarımızı faili mef'ulü bulacak şekilde değil, akaid kitaplarımızı Allah tasavvurumuzu, din tasavvurumuzu, ümmet tasavvurumuzu, sokaktan hareketle değil, eşkıyanın ya da partilerin ideolojilerinden hareketle değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan hareketle akidemizi yeniden oluşturmalıyız. Yeniden sorgulamalıyız. İlel İslami min cedidin. Yeniden İslam'a, yeniden Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dönerek bu ümmet hakikatini anlamalı kardeşim. Anlamazsa büyük belalar, büyük felaketler bekliyor. Kim yapacak? Ulema yapacak. Peki kim yapıyor şu an? Gazeteci konuşuyor. Gazeteciler çıkıyorlar, değerlendirme yapıyor. Hocalar nerede? Gazeteci nasıl değerlendirme yapar? Bugün şu parti vardır, o partinin ideolojisi hakimdir, gazeteci onu esas alır. Yarın başkaları gelir, çıkarlar ekranlarda, onlara göre değerlendirme yapar. Ama ulemanın önünde Kur'an-ı Kerim vardır. Ulemanın önünde sünnet vardır. Kur'an ve sünnetten hareketle olayları tahlil eder. Türkiye'deki
Müslümanların ciddi bir mesafe alamamasının arka planında 40 yıldır 50 yıldır İslami hareketlerin önünde ya gazeteciler vardır, edebiyatçılar vardır, hukukçular vardır. Bakıyorsun adam gazeteci bugün İslami hareketin şurasında duruyor ama sonra kalkıyor sosyalist olabiliyor. Sosyalistlerin meddahı olabiliyor, sözcüsü olabiliyor. Neden? Çünkü bu adam sadece üniversitede İslami hareket diye birkaç tane kitap okumuştu. O kadar kitapla Kur'an'a, sünnete bağlanmıştı. Ulema bunu yapabilir mi? Bugün itibariyle Türkiye'de yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü ulema hayatı bilmiyor ki. Gazete alıyor, köşe yazısı okuyor. Köşe yazısında sevdiği adam nasıl değerlendiriyorsa gündemi öyle değerlendiriyor. Akşam o gündemi tahlil programlarına bakıyor. Orada nasıl değerlendirirse öyle değerlendiriyor. Kendinin fikri esasları yok. O fikri esaslar dairesinde Kur'an'a ve sünnete bakacak, değerlendirecek. Bakıyorsunuz ekrana çıkan hocalar ne yapıyor? Kıyamet alametinden bahsediyor. Hazreti İsa gelecek mi? Kabir azabı var mı yok mu? Ne, niye? Çünkü ümmet nasıl kurtulacak dünyayı bilmiyor ki. O dünyaya göre Kur'an ve sünneti nasıl tatbik edecek? Buna dair bir cehdi olmadı, gayreti olmadı, yorulmadı, terlemedi. Yapmadı bununla alakalı bir ameliyesi yoktu. Çıkıyor ne varsa içinde onlar geliyor ağzına. Onlar zahir oluyor, onları konuşuyor. Yani Suriye'deki Müslüman kadınlara deseler ki Türkiye'de hocalar Ramazan ayında televizyona çıkıyorlar, kabir azabından konuşuyorlar. Irak'takilere deseler, Doğu Türkistan'a, Arakan'a, Muhammed Mürsi'ye deseler ki Türkiye'de Ramazan ayında televizyonlarda hocaların gündemi kabir azabı. Ya bunlar ümmetin gündemini saptırmak için özel görevlendirilen adamlar mı diyecekler? Herhalde böyle gelir aklına. Öyle gelmez mi? Öyle gelecektir. Bu ümmetin mazlumlarının, mustazaflarının aklına öyle gelebilir. Peki فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِق۪ينَ Eğer fasıklık varsa o zaman yoldan çıkarlar. Hani اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكْ diyordu. Rabbinin yoluna çağır. Başka yola değil, babanın yoluna, atanın yoluna, Türk'ün yoluna, Arap'ın yoluna, Kürd'ün yoluna değil. اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكْ O yol Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolu olacak. Oraya davet et. Eğer adamda arıza varsa o zaman, yani fasıklık varsa, yoldan çıktıysa فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ onun için tecelli eder. فَلَمَّا آسَفُونَ اَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ فَلَمَّا آسَفُونَ Yani ne zaman onlar bizi gazaplandırdılar. Nasıl gazaplandırıyor? Ya Allah Teala bu kadar nimeti veriyor, onları kurtarıyor. Ya da Muhammed Aleyhisselam gönderiyor, ümmet yapıyor. Allah Resulü olmasaydı biz burada olur muyduk kardeşim? Yani Adana'dan, Konya'dan, Muş'tan, Diyarbakır'dan buraya gelir miydiniz? İstanbul'dan, başka şehirlerden. Biz buraya getiren nedir? Bizi burada aynı ideal etrafında toplayan nedir? Allah Resulü Aleyhisselam. Onun bize anlatmış olduğu, emanet ettiği ümmet yapısı, millet yapısı. Eğer onun kıymetini bilmezse bu ümmet, فَلَمَّا آسَفُونَ اَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ O zaman Allah zalimlerin eliyle o ümmetten intikam alır. Bu ümmet 1,5 asırdır o yapının kıymetini bilmediler. Ulus devlet kurmak için yırtındılar. İngilizler Filistin'e ayak basınca oradaki Müslümanlar elleri çatlamıştı İngiliz askerlerini alkışlarken. Hürriyet geldi demişlerdi. Osmanlı gitti, hürriyet geldi. Mısır'a çıkarken de öyle yapmışlardı. Oradakiler Osmanlı gitti, hürriyet geldi dediler. Elleri çatladılar. Ama şimdi diyorlar ki kırılsaydı o ellerimiz de bu hale gelmeseydik. Abdülhamid gittikten sonra şu kadar zaman geçti. Kudüs sanki yeni işgal edildi. Gazze yeni işgal edildi gibi. O acılar, o ızdıraplar o kadar taze. فَلَمَّا آسَفُونَ اَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ Hepsini topladık işte. Toplu olarak اَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ Onları
suda helak ettik buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kızıldeniz'de toplu olarak boğuldular, boğduk onları. İntikam aldık. Yani intikam aldık demek, neyi hak ettilerse karşılığını verdik. فَجَعَلَّاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Yani o Firavun'u, onun ailesini selef yaptık. Salif kelimesinin çoğulu selef. Sonra gelen zalimler için selef oldu Firavun, ona bakın. Peki وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ, yine sonradan gelenler için bir darbu mesele oldu. Eğer asi olursanız ahiriniz böyle olur. Belki Cenab-ı Hak sizi فَكُلَّنْ اَخَذْنَا بِذَنْبِي, yani herkesi günahıyla Cenab-ı Hak muahaze ediyor, cezalandırıyor. Fakat Firavun'da olduğu gibi Kızıldeniz'de boğmuyor. Farklı şekillerde kimine vicdan azabı veriyor. O şekilde diyor ki sonra, bugün Kudüs'te olduğu gibi yapmasaydım, etmeseydim, o gün Arap ırkçı partilerine katılmasaydım da ümmet parçalanmasaydı, parçalanan ümmetin şimdi hem acısını çekiyorum hem de yerin altında onun azabını görüyor. Ahirette de onun hesabını mutlaka Allah Azze ve Celle'ye verecekler kardeşim. Yani Firavun onların önünde bir model olur. وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Peygamberler de insanların, Müslümanların önünde model olur, örnek olur. وَجَعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. İbrahim Aleyhisselam da Allah Azze ve Celle'ye öyle yalvarıyor. Bizim önümüzde enbiya var, evliya var, meşayih var, ulema-i kiram var. Onların önünde de Firavun var, Nemrut var, ona bakıyorlar. Selef, Firavun onlara. Peki buradan şuraya intikal ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu ortama, topluma geliyor. Orada Musa Aleyhisselam'la nasıl alay ediyorlardı? Nasıl onu inkar ediyorlardı? Bu kadar mucizeye rağmen, duasının bu kadar tecellisine rağmen onun karşısında duruyorlardı. Mekke'de de Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'e böyle bir pres uyguluyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki innekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem. Enbiya suresinin 98. ayet-i kerimesi buyurdu ki siz ve Allah'tan başka neleri ibadet ediyorsanız onlar cehennemin yakıtı olacak. Hasabu cehennem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekkeliler onunla tartışıyorlardı. Yanına geldiler, itiraz ediyorlar, reddediyorlar. Sonra başka birisi geliyor. Adı Abdullah. Abdullah ama İslam düşmanı olan bir Abdullah. Daha sonra da hidayete eriyor bu. وَلَمَّا ذُرِبَ بُنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. Ne zaman ki Meryem oğlu İsa anlatıldı, darb-ı mesel olarak, misal olarak, beyan, açıklama olarak getirildi. اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. مِنْهُ مِنْ مَثَلٍ. Yani o misalden hareketle senin kavmin gülmeye başladılar. Niye gülüyorlar? Çünkü Abdullah adındaki o kişi Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki bizim ilahlarımız cehennemde olacak diyorsun. Bizimle beraber ateşte olacaklar. Peki Hristiyanlar, onlar İsa Aleyhisselam'ı ilah olarak kabul ediyorlar. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً diyorlar. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ وَالْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ diyorlar. Yahudiler de Uzeyr'i Allah'ın oğlu olarak kabul ediyorlar. Peki biz bir kısmımız meleklere ibadet ediyoruz. Madem ki ibadet edenlerle beraber ibadet edilenler de cehenneme gelecekler. Peki o zaman bizim halimiz nasıl olur diye itiraz ediyorlar. Yani itiraz ediyorlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَدْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى. Yani onlar ezeli hüküm nedir? اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَدْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى buyuruyor Cenab-ı Hak Enbiya suresinde. Yani onlara dair cennet hükmü verildi. İsa aleyhisselama, Üzeyr aleyhisselama, melekler, onlar ehli cennet olacaklar. Peki ama bunlar onlara ibadet ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam da onlara ayet okudu. İnneküm ve ma ta'budune min dunillahi hasabu cehennem.
Siz ve ibadet ettikleriniz cehennemlik olacaksınız. Nasıl anlamak gerekiyor? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam okuduğu ayet-i kerimelerle onlara diyor ki, onlar size İsa Aleyhisselam, Üzeyr Aleyhisselam ibadet edin demediler ki, onlara ibadet etmeyi size şeytan emretti, şeytan telkin etti. Onlar Üzeyr Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam peygamberdiler, anlattılar ama şeytan sizin aklınızı, ruhunuzu çeldi, ibadet etmeye başladınız. Şimdi siz cehenneme gideceksiniz. Tabii ki onların yeri cennet olacak. Yani Musa Aleyhisselam nasıl bir inkarla karşılaştıysa, فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا عَسَفُونَ اَنْتَقَمْنَا مِنُوا فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ Onlar Allah'ı gazaplandırdılar. Nasıl? İnkar ettiler. Musa Aleyhisselam'a iman etmediler. Burada da Mekkeliler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammedül Emin olduğunu biliyorlar. Mucizelerini gördüler. Ama ona rağmen inkar ediyorlar, reddediyorlar. Diyorlar ki وَقَالُوا اَعَالِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْهُ Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı, yoksa em huve dedikleri İsa Aleyhisselam, o mu daha hayırlı? İsa Aleyhisselam daha hayırlıysa, İsa Aleyhisselam kurtulacaksa, o zaman bizim ilahlarımız da kurtulur. İsa Aleyhisselam'a Hristiyanlar ibadet ediyorlardı. Ama İsa Aleyhisselam, onun başına ne gelecekse, bizim ilahlarımızın başına da onun gelmesine razıyız diyorlar. İsa Aleyhisselam'ı Allah cehenneme sokmayacaksa, ki Hristiyanlar ona ibadet ediyorlardı, ilah diyorlardı, cehenneme girmeyecekse bizim ilahlarımız da girmez diyorlar. Put müdafası yapıyorlar. Taşların müdafasını yapıyorlar. Yapmazlar mı? Gidin bir putunu adamın kırın bir yerde. Allah Teala sövmeyin onlara buyuruyor ama وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Yapmayın, sövmeyin onların putlarına. Ne yapın? Önce yüreklerinden çıkarın o put sevgisini. Çıkardıktan sonra Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaptığı gibi asasını uzattılar. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Hak geldi, batıl gitti dedi. 360 put Allah Resulü tavaf ederken Kabe-i Muazzama'nın etrafında yere serildiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de doğrudan o putları hedef almış olsaydı Allah Resulüne direneceklerdi. Ama sallallahu aleyhi ve sellem önce o putların sevgisini yüreklerinden çıkardı. Yüreklerinden çıkarınca asa ile dokundu, hepsi hak ile yeksan oldular. Peki burada bir müdafaa var. Doğru mu değil? Neden değil? Çünkü İsa Aleyhisselam onlara bana ibadet eder misiniz demedi ki. O Allah Teala ibadete çağırdı. O Allah Teala'ya ibadete çağırdı fakat şeytan onları aldattı. Ma darabuhu leke illa cedela. Peki bu misali neden getiriyorlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la münakaşa yapabilmek için. Hakikati öğrenmek için değil, böyledir. Bazen gelir birisi, o birkaç tane soru soracak. Aslında soru sormayacak. Sizin yanınızda akidesini arz edecek. Yani bir anlamda meydan okuyacak. Yanında birkaç kişiyle geldiyse orada böyle bir gösteriş yapacak. İspatı vücutta bulunacak. Belki hubbu zuhur olacak onun adına. Yani bu tür ortamlarda müsaade etmemeli. Konuşurken tek tek konuşmalı. Eğer 3 kişi karşınıza alır da birisinde arıza varsa, yanlış varsa, bu şekilde konuşursanız mutlaka nefsi devreye girecektir, müdafaa yapacak. Ama yalnız başınıza, yani şöyle değil mi diye, Kur'an-ı Kerim'de şu usul var, usul var, Mekke müşriklerinin algısından hareketle konuşur. Yani putları bazen canlı varlık kabul eder, canlı varlık üzerinden konuşur onlarla. Çünkü onlar öyle kabul ediyordu. Aslında put puttur, canlı değildir, taş parçasıdır. Hadi muhal farz, sizin dediğiniz bir anlamda doğru olsun diye bir muhatap varsa, onu ikna edeceksek, o anlayıştan, arızadan, yanlıştan alacaksak, bir defa söylediklerimiz çok,
müdellel olmalı. Arka planı olmalı o yazının, o davanın, o konuşma dolu olmalı. Sonra tek başına konuşmalı. Tek konuştuğunuz zaman Allah'ın izniyle %90'ı delilleriniz varsa kurtarabilirsiniz. Fakat münazara tabii, münazara da gerçi farklıdır. Ulemamız hep münazara da karşı tarafın hakikat üzere olmasını istemişler ki nefislerine bir pay gelmesin. Münazara neden yapılır? Hakikat ortaya çıksın diye. Daha çok cedel. Ulemamız yani İslam'a hasım olanlarla cedel yaptılar. Cedelde ilzam ediş var. Susturup atarsın kenara. Cedel budur. Susturup kenara atarsın. Ma darabuhu leke illa cedele belhum kavmun hasimun. Yani belhum kavmun hasimun. Yani onlar böyle akılları, idrakleri bütünüyle durmuş, kilitlenmiş, Kur'an'a, İslam'a hasım olan bir topluluk. Anlamazlar, anlatamazsın. Şiddetli derecede bir adavet var Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı. İn huve illa abdun en'amna aleyh. Peki kimdir İsa aleyhisselam? Onlara göre İsa aleyhisselam ilah. Kur'an-ı Kerim onu tasih ediyor. Yani eğer Kur'an-ı Kerim bir şeyi naklediyorsa önceki milletlerden ya da cahiliyeden yanlışsa mutlaka onu tasih eder. Burada da bir yanlışlık var, onu tasih ediyor. İn huve illa abdun en'amna aleyhi buyuruyor. Burada İsa aleyhisselam ne olduğunu anlatıyor. Onlar İsa aleyhisselamın ilah olduğunu zannediyorlardı. Kendi ilahlarına da oradan bir kurtuluş kapısı açmaya çalışmışlardı. Peki burada Kur'an-ı Hakim bir yanlış algı varsa müşriklerden gelen mutlaka ona müdahale eder. Tıpkı Bakara suresinin 89. ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Orada يَسْتَفْلِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Yahudiler savaşırken kafirlere karşı Allah Teala'dan yardım talep ediyorlar, vesile yapıyorlardı. Sonradan gelecek peygamber hürmetine diyorlar. Eğer bu doğru olmasaydı bu şekilde vesile, Kur'an-ı Kerim burada onun yanlış olduğunu tasih ederdi. Yanlış olduğunu beyan ederdi. Bu yanlışı düzeltirdi. Veya Kehf suresinde o Ashab-ı Kehf mağaradalar, sonra öğreniyorlar. Ne yapıyorlar? Kalumnu aleyhim bunyana. Orada bir bina yapıyorlar. Onlara emrediyorlar. Peki Rabbuhum a'lem bihim kalellezine galebu ala emrihim lenettekidenne aleyhim mescida. Böyle bir emir veriyorlar. Sonra ne yapıyorlar orada? Lenettekidenne aleyhim mescida. Biz bunların üzerine bir mescid yapacağız diyorlar. Peki Kur'an-ı Kerim sonraki ayet-i kerimede oraya o kabirlerin üzerine mescid yapılmasını yadırgıyor mu? Olmaz diyor mu? Demiyor. Yani buradan ne çıkıyor o zaman? Bir yerde enbiya varsa, onların olmuş olduğu yerde böyle bir türbe yaptılarsa, tabi kabirler zinet yeri değil de ibret alma yeri olmalı, süs yeri olmamalı, insanlar orada güçlerin kuvvetlerini ortaya koymamalı. Peki bu şekilde olursa orası kalsın ve terekne aleyhi fil ahirin, peygamberler onlar sonraki nesillere üsve-i hasene olarak kalacaklardı, kabirleri orada olursa insanlar unutmazlar, hem Kur'an'a bakarlar hem kabirlerine gelirler, orada dua ederlerse olur mu? Olur. Eğer yanlış olsaydı ayet-i kerime bunun hangi şekilde doğru olacağını beyan ederdi, beyan etmiş olurdu. Burada da İn huve illa abdun en'amna aleyh. Yani o in burada nafiye, bizim nimet verdiğimiz bir kuldur. En'amna aleyhi ve ce'alnahu mesel li beni İsrail. Biz onu mesel, beni İsrail için ibretlik yaptık. Ona bakacaklar. Nasıl ibret alacaklar? Hazreti İsa aleyhisselamdan babası dünyaya geldi. Babası dünyaya gelmesi, sonra çocukken konuşması, bunlara bakıp ibret alacaklar İsa aleyhisselam'ın varlığından. Bakınız Meryem suresinin 30. ayet-i kerimesi. Cenab-ı Hak İsa aleyhisselama hangi nimetleri verdi? Kale inni abdullah. Meryem annemiz getirdiler. Kim bu dedi? Yani bu çocuğu sen nereden aldın?
Onu işaret etti. Onlar da dediler ki keyfe nükellimu men kâne fil mehdi sabiyya. Ya bu çocuk beşikte nasıl konuşur ki? Ama kâle inni abdullah. Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam orada konuşturuyor. Ne diyor? Ben Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya. Bana kitap verdi, gelecekte verecek. İtibarı mayekûn. Çocuk ama sonra verecek. Buna belagatta itibar-ı mayekûn diyoruz. Mecaz mürselin bir kısmı. Ve cealeni ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya. Ya beni peygamber yaptı. Ve cealeni mübareken eynema kuntu ve avsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya diye. Ya neleri emrediyor İsa Aleyhisselam'a, onlardan bahsediyor. İşte bütün bunlar Allah Teala'nın İsa Aleyhisselam'ı hangi özelliklerde var ettiğini, neler söylediğini, Allah Teala'nın nimetlerinin ona neler olduğunu burada özetle veriyor ama başka yerlerde onların tafsilatı var. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ Eğer biz dileseydik, لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً Buradaki minkum, yani size bedel olarak melaikeden fil ardı, yeryüzünde melekler var ederdik ki yehlufun, o da meleklerin, melaike kelimesinin sıfatı, size halef olan melekler var ederdik. İnsanlar hanımlarıyla beraber olurdu, sonra o aileden melek dünyaya gelirdi, yapardık. Şimdi nasıl insanlar insanlara halef oluyorlar? Eğer aksi bir durum, aksi bir hal olsaydı, yani biz murad etseydik, murad etmiş olsaydık muhalifaz, o zaman size melekler halef olurlardı. Yani onu yapan Allah Azze ve Celle. Peki bu ayet-i kerimenin İsa Aleyhisselam'ın alakası nedir? Onu yapabilen Allah Azze ve Celle insandan melek dünyaya getirebiliyorsa, neden Meryem Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'ı babası olmadan dünyaya getirmesin, ondan bahsediyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'in hakikatlerini anlayıp hayatımıza taşımayı, o فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَاَطَاعُوا Firavun'un hafife aldığı, alay ettiği, korkuttuğu, hakikatten, vahiyden mahrum olan topluluk gibi değil, Hazreti Ebu Bekir gibi, Allah Resulü Aleyhisselam ashabı gibi ayet-i kerimeleri okuyup ibret almayı, o iradeye sahip olmayı bizlere ihsan etsin. Estağfurullah ve etûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.